Hadi Gelin Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size bugün beyaz ve batik renklerle ördüğüm bere modellerini göstermek istiyorum. İnşallah başarılı olurum. Sizlere de bir faydam olmuş olur. Kıyafetinizi tamamlayacak olan böyle 3,5 numara şişle ördüğüm ve değişik modellerle hazırladığım karnabaharın değişik biçimli böyle renk renk hazırladım sizlere. İnşallah beğenirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı, beğenmeyi unutmayın hanımlar. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Dilerseniz modelimize başlayalım. Ondan önce ben sizlere şu batik, angora batikle ördüğüm bereyi de göstermek istiyorum. Şöyle bir yünle. Şöyle bir yünle göstereyim hanımlar. Bu şekilde hazırladım sizlere. Bunları hazırlamak için birkaç gün bayağı uğraştım. Emek harcadım hanımlar. Size özel olsun. Yararlanın. Başınıza taktığınız zaman kıyafetinizi tamamlasın, güzel gözüksün diye. Dilerseniz bu lastiği ben örüp böyle bıraktım. Ama sizler tığ işi de geçmek isterseniz geçebilirsiniz. Tepesine pompon takalım derseniz takabilirsiniz. Ben bu süslemeyi size bırakıyorum. Ben böyle sade gözüksün önce istedim. Nasıl dilerseniz, isterseniz. Şimdi dilerseniz bir de beyaz örmüştüm. Onu göstereyim sizlere. Bu şekilde. Böyle. Bu şekilde hanımlar. Aynı zamanda beyazı kartopu gonca yünle ördüm. Deminki gösterdiğim modeli de kartopu matryoshka lüks ile çok güzel oluyor hanımlar batik. Evet. Şimdi bir de bu renk hazırladım ki bu rengi de görmenizi istedim. Gözükmesi açısından da açık bir renkle şişime 16 ilmek atıp biraz lastik ördüm. Bir modelden göstereceğim hanımlar. Bu görmüş olduğunuz beyaz beremiz bir saniye 3, 6, 9 modelden. Bu batik ise 8 dilimden oluşuyor hanımlar. 8 dilim örmek isterseniz batikle 112 ilmek 8 model ve modellerin ben şimdi göstereceğim size. Modellerin başında ilk başta 4 ilmek, en sonda da 3 ilmek bırakarak 112 ilmek bu olmuş oluyor hanımlar. 112 ilmek. Bu dilim çamdanına da benziyor. Daha önce bu karnabahar modelini örmüş olabilirsiniz, görmüş olabilirsiniz. Ben sizlere değişik versiyonda sunmak istedim hanımlar. Evet hanımlar, 16 ilmek attım. Birkaç santim bir ters bir düzden oluşan lastikle başlayalım hanımlar. Şimdi burada ilk modeli, birinci model. Burada gördüğünüz bir model. Bu 9 modelden oluşuyor dedim ben sizlere. Bir modeli göstermek istiyorum. İnşallah gösterebilirim hanımlar. Kusurum olursa da affola. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım hanımlar. Başta 4 ters örüyoruz. 2 3 4 ters. Bir düz doluyoruz. bir düz dola, bir düz dola, bir düz dola, bir düz. Bunu sayıyoruz hanımlar. 6 kere dolamış olacağız. 1 2 3 4. 5.'sini yapıyoruz. Doladık. Bir düz. 6.'sı bir düz. Bir düzle başlamıştık. Bir düzle bitiriyoruz. Sonra hanımlar ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Bu aralarda beyaz yünümüzde biraz tok durduğu için 4 ilmek ters, 4 4 bu şekilde devam ediyor hanımlar. Batikte ise ince düştüğü için 5 ilmek ters ördüm. Evet, arka sıraya geçiyoruz. Arka sırada gördüğünüz ilmekleri düz görüyorsanız düz, ters görüyorsanız ters olarak örüyoruz. Bu birinci sıramız olmuş oluyor. Öne geçtiğimiz zaman ikinci sıramız, tekrar bir sıra daha tersten örerek 3 sırayı tamamlamış oluyoruz. Evet, birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıramız yine aynen düzleri düz, tersleri düz. Bir de arkadan da tersleri ters, düzleri düz olarak örüp gelelim hanımlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 sıra tamamladık. Bütün modellerin arası 3'er düz sıra ile örülüyor hanımlar. Evet. Şimdi 4 ters ördüm. 1 2 3. 3 ilmeği biraz dolartarak sağa çapraz kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sonra birinci dolama başlıyoruz. Bir düz, dola, düz, dola, düz, dola, düz, dolama, düz, dola, düz, dola, düz ve en son sıramıza geldik. Doluyoruz hanımlar. Üçünü normal düz olarak kesiyoruz. Sonra da 4 tersimizi örüyoruz hanımlar. 2, 3, 4. Sayıyoruz dolamamızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dolamayla sondaki 3 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz ve 4 tersimizi örüyoruz. Arkaya gelince düzleri düz, bütün bu artırmalarımızı ters olarak örüp başa geliyoruz. Sonra önden, sonra tekrar arkadan 3 sıra düz örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar. 3 sıra düzümüzü de ördük. 1, 2. Şimdi sıra 3. modelimizi koymaya geldi. Şimdi hanımlar 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ilmeğimizi alıyoruz. Direkt kesiyoruz hanımlar. Bu şekilde. Sonra dolamalarımıza geçiyoruz. 2 3 4 3. Sonda 5 ilmeğimiz kalana kadar artırmalı dolamalara devam ediyoruz. 3 4 5. 2 defa daha yapacağız şu an. Yaptık. Dola düz, dola düz. Dolamayla beraber, doladığımız ilmekle beraber 3, 4, 5 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. Bu şekilde. Hanımlar, ben size bir model üzerinden gösterdim ama inanın sizlerin zamanını almamak için gösterdim. 4 tersimizi örüyoruz. Evet. Kaç dolama yaptığımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dolamada 5 ilmeğimizi kestik hanımlar. Şimdi tersten düz ilmeklerimizi düz ve ters ilmekleri ters, dolamalarımızı da ters örelim. Önde tekrar aynen düzleri düz, tersleri ters örerek ikinci sıramız. Tekrar biz ters sıraya geldiğimiz zaman, arka tarafa geldiğimiz zaman üçüncü düzümüzü tamamlamış olacağız hanımlar. Birinci sırayı şu anda gittik hanımlar. Şu şekilde. Şimdi ben önden tekrar ters taraftan gidip başa geleyim. Evet hanımlar. 1, 2, 3. modelimizi de bitirdik. Şu şekilde. 3 sıra düzümüzü örüp geldik. Şimdi tekrar 4 sıra örüyoruz baştaki ilmeklerimizi. 2, 3, 4. Tekraren hanımlar 3, 4, 5 ilmeğimizi kesiyoruz. Sonra 8. dolamada tekrar sıra sonundaki 5 ilmeğimizi kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi düz olarak kesiyoruz. İlmeğimizi kestik. 4 tersimizi ördük. Modelimizi tamamladık. Evet hanımlar. Bu şekilde. Şöyle göstereyim ben size. Saymak isterseniz belki. Bu şekilde. Sonra yine 3 sıra. Bütün modellerin arası 3 sıra demiştim. 3 sıra düzümüzü örelim. Gelelim hanımlar. 1, 2, 3. 4. modelimizi de tamamladık. Burada görüldüğü gibi. 1, 2, 3, 4. Burada 2 defa 5 kesiyoruz. Şimdi hanımlar bir 5 daha keseceğiz ama artık böyle bu sivriliği vermek için solda, sağda, ortalarda kesmeye başlayacağız hanımlar. Bu şekilde. Onun kesimini de göstereyim ben sizlere. Bir 5 daha keseceğiz şimdi. Evet. 1 2 ilmeğimizi ters örüyoruz. Sondaki 2 ilmeğimizi keserek 4 tersimizi 3'e düşürüyoruz. Hemen 5 ilmeğimizi kesiyoruz. Haroşalarımız, pardon, artı dolamalarımıza devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. dolamamızda sondaki 5 ilmeğimizi kesiyoruz. 5 ilmek kesmelerimizi 3 kere tamamlıyoruz. 3.de ilmeklerimizi kesiyoruz. Kestik hanımlar. 1, 2, 3'e düşürdük. Şimdi tekraren 3 sıra düzümüzü yapalım. Gelelim hanımlar. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 modelimizi yaptık. Şimdi 6. modelimizin başlangıcına geçiyoruz. 3 tersimizi örüyoruz. 1 2 3. Burada da yaptığım gibi 1 2 3 4 5 6. Burada hanımlar 3 tersten sonra 6 ilmeğimizi birden kesiyoruz. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6. ilmeğimiz ve kestik hanımlar. Bu şekilde. Arada 6 dolamamız olacak. 1 2 3 4 5 6. dolamamızla beraber son 6 ilmeğimizi kesiyoruz. Bu şekilde. Sonra 3 tersimizi örüyoruz. Bu şekilde. 3 sırada düzümüzü örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7. model başlangıcımıza geldik. İçimizden alıyoruz. Örmeden aldık. Buradaki ters 3 ilmeğimizi 2'ye düşürüyoruz. Onun için 2 ilmeğimizi kesiyoruz. Sonra 4 ilmeğimizi kesiyoruz hanımlar. Ve 6 dolama yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. dolamamızda son 4'ümüzü kesiyoruz. 4 ilmeğimizi kestik. Sonra 3 ilmeğimizi 2'ye düşürüyoruz. 2 ilmek kestik. 1 2. Bu vermek için, devirliğimizi vermek için bitimine yaklaşıyoruz. Onun için kesmelerimizi yapmaya başladık hanımlar. Sonra tersten birinci sıramızı yapalım. Tersleri ters, düzleri düz, dolamalarımızı da ters örerek düzleri düz birinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramızda buluşalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. model başlangıcımıza geldik. Tek modelden yaptığım için başlarda ki 4 ilmeği 2'ye düşürmüştüm. Hanımlar, bu aralardaki 4 ilmeklerimiz 3'e düşmüş olacak. Kesmelerimizi ona göre yapalım. Şu şekilde. Evet. 3 ilmeğimizi tepeye kadar, sıra sonuna kadar. Sonra 2'ye düşüreceğiz ama 3 devam edecek. Birden 2'ye düşürüp kesersek tepesi çok sivri olup çirkin bir görünüm kazanacak. Onun için 3 ilmek devam ediyoruz. Evet. Baştaki modelimizde 2 ilmek tersimizi ördük. 1 2 3 4 5 6 7 8. modelimizi koyacağız arkadaşlar. Şimdi 2 tersimizi ördük. 5 ilmeği birden kesiyoruz. 5 ilmeğimizi kestik. Sıra sonlarına geldiğimiz için başladık. 1 2 3 4. dolamada en son sıradaki 5 ilmeğimizi kesiyoruz. 2 ters. Bu şekilde. 3 sıra düzümüzü örelim hanımlar. Gelelim. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. model sıramıza geldik. Burayı sayalım, onu da göstereyim ben sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradaki 3 terslerimiz hanımlar devam edecek bu şekilde. Biraz sonra 2 ilmekleri düşüreceğiz kesip. Onları da göstereceğim sizlere. Şu şekilde. Evet. İki ters ilmeğimizi örüyoruz hanımlar. Evet. İki ters ilmeğimizi ördük. 9. sıradayız. 3 ilmeğimizi sağa kesiyoruz. Kestik. 1 2 3 3 ilmeğimizi sağa kestik. 1, 2, 3. 4. dolamamızla beraber 3 ilmeğimizi kesiyoruz. 2 ters örüyoruz. Sonra yine 3 sıra düzümüzü örüp gelelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmek bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9. modelimizi koyduk. Şimdi 10. modelimizi koyacağız. İlmeğimizi örmeden aldık. 2 tersimizi ördük. 4 ilmeğimizi birden kesiyoruz. 1, 2. dolamamızda sondaki 4 ilmeğimizi de kesiyoruz. Bu şekilde arkadan ters ters düzü düz örüyoruz. Evet. Bu şekilde. Ters 1, 2, 3, 4, 5 düzümüzü ördük. 2 tersimiz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10. 10. modelimizi de tamamladık hanımlar. On 11. model başındayız. 2 ilmeğimizi örüyoruz. 2 ilmeği sağa kesiyoruz. 1 2 tamam. 1 2. dolamamızda son 2 ilmeğimizi düz kesiyoruz. 2 ilmek tersimizi ördük. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Bu şekilde. Dolamalarımızı da ters örüyoruz. Ters ters, düzü düz. Bu şekilde. Örmeden aldık. Şimdi ne yaptığımıza bakalım hanımlar. Şu şekilde modelimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. modelimizi tamamladık. Evet. Buradan da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. modelimizde tamamladık. 12. model sıramızda ise dolamalar, artırmalar yok. Hanımlar ne yapacağız? Kesme işlemleri yapacağız. Size burada da anlatayım. Bu şekilde son dolamalarımız, ortada 5 ilmeğimiz, kenarlarda da 2 ilmeklerimiz kaldı. 2 terslerimiz bu şekilde. Başta 2 ilmek kesiyoruz. Sonra ortada bir düz, solda kesiyoruz. 2 ilmeğimizi örüyoruz. Sırasınca 2 ilmek kes, ortada bir düz, 2 ilmek kes, 2 ters. Böyle 3 sıra tamamlıyoruz. Dilerseniz şurada göstereyim ben size. Tersimizi ördük. Baştaki 2 ilmeğimizi sağa kesiyoruz. Bu şekilde. Dolama yapmıyoruz hanımlar. Bir düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi düz kesiyoruz. Yani 5 ilmeğimizi 3'e düşürmüş oluyoruz. Arada kalan 3 ilmeğimizi keserek 2'ye düşürüyoruz. Bu aradaki 3 ilmeklerimizi keserek 2'ye düşürüyoruz hanımlar. Bu şekilde. 3 sıra böyle örüyoruz. Yaklaşık şişimizde 45 ilmek kalıyor. 45 ilmek kalıyor. Sonra bunu 3 sıraya tamamlayınca hanımlar 3 sıra örüyoruz. Ters ters, düzü düz. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Üç sıra arkadan, önden, tekrar ters taraftan 3 sıra örüyoruz. Bu şekilde. Böyle ördük hanımlar. Evet. Başa gidiyoruz. 2 terslerimizi, arada 2 terslerimizi örüyoruz. Ortada kalan 3 düzleri 2'ye düşürüyoruz. Bu şekilde 2 tersimizi örelim. Tekraren bir 3 sıra daha örelim, gelelim hanımlar. Evet hanımlar, modelimizi tamamladık. Sonra ilmeklerimizi 3 sıra ördük. Bu şekilde böyle olacak hanımlar. Tepede düzünce çok sivri bir tepe olmasın diye 36-37 ilmek kalana kadar onu ayarlıyorsunuz hanımlar. Daha sonra ise 35-36 ilmeğimizi ne yapıyoruz? İğneye geçiriyoruz. Kesmiyoruz hanımlar. Şişle kesmeden bu şekilde ilmekleri iğneden geçirip yavaş yavaş şişi çıkartıyoruz. Büzdüğünüz zaman ortada böyle çok hoş bir görünüm oluyor hanımlar. Bu şekilde. Böyle sanki ortaya değişik bir motif çıkıyor. Dediğim gibi hani dilerseniz pompon da koyabilirsiniz. Kenarına tığ işi de yapabilirsiniz. Ben böyle sade bırakmayı tercih ettim. Süslemeyi de size bırakıyorum hanımlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın hanımlar. Allah'a emanet olun.